her yere bakıyoruz. Onun söylediğiyle bunlar farklı. Şu ortalık karışmasaydı çok iyiydi. Ortalık karışınca herkeste sıkıntı var. Şu anda dünyada ekonominin yükselmesinin bence en büyük sebebi tüketenler artıyor sürekli, üreten azalıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Haziran 2023'e kadar enflasyonun tekli rakamlara ineceğini belirtti. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Ya %90 düşer diye bekliyor. Yani düşse de iyi olur, millet rahatlar. Eski zamana döner, şimdi herkes perişan. Haksız mıyım? Ne yapacaklarsa yapsınlar. Önce inmez. Peki neden? Gidişat kötü, ekonomi olarak gidişat kötü her şey. Ateş pahası, bankaların faiz oranları, euro, dolardaki yabancı sermayelerin Türkiye'ye müdahalesi. Yani kısaca öyle söyleyeyim yani. Bir çiftçi olarak 3.000 liralık euro gübresini şu anda 16.000 liraya çıkarttılar. Ben 1.000 dönüm arazi ekiyorum. 30 ton gübre lazım bana, 450 milyon. Şimdi benim 3 tane traktör satmam lazım 450 bin liralık gübre almam için. Geçiniyor Allah'a şükür, geçinmeye kaldığınca. Şu ortalık karışmasaydı çok iyiydi. Ortalık karışınca herkeste sıkıntı var. Ama yine de başkomutana güveniyor. Yani ineceğini düşünüyorsun. İnşallah iner. Düşmez. Peki neden? Piyasaya bakıyoruz. Her yere bakıyoruz. Onun söylediğiyle bunlar farklı. Yani şartlarla, onun söylediğiyle bu şartlar farklı. Peki geçinebiliyor musunuz? Beni sorarsanız ben kendim idare ediyorum. Çünkü kamuda çalışıyorum. Asgari ücret diye düşünemiyorum bile. Ekonomiden önce Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var bence. Üretmiyor insanlar. Yani üretim yapanlar yok. Mesela bugün köy minibüslerini çevirdiğinizde köy minibüslerinin içerisinde patates, şehirden alınmış soğan, yumurta gidiyor. Oysa insan köyde yaşıyor. Bunları kendi üretmesi lazım. Şu anda dünyada ekonominin yükselmesinin bence en büyük sebebi tüketenler artıyor sürekli, üreten azalıyor. Üretenin artırabilmek için de devletin politikalarına ihtiyaç var. Mesela diyelim ki bir köyde yaşayan bir kişi 100 tane koyun üretiyorsa ya da koyun bakıyorsa onun belli bir sınırı olması lazım. Ona köyü terk etmemesi için, bugün köyü terk edenlerin birçoğu SSK probleminden dolayı, emekli olamadıklarından dolayı köyü terk ediyorlar ya da çocukları okuyamadığı için. Bunu ortadan kaldırırsa bence düşer. Ekonominin ben düşeceğine inanıyorum. Şu anki partizanlık değil ama şu anki iktidardaki insanların da Türkiye'de aklı başında olan insanlar olduğuna inanıyorum. İnşallah Rabbim yardımcıları olsun. Çünkü bu Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın sorunu olduğunu düşünüyorum. Vallahi inşallah iner, bilmiyorum yani. Hayat çok pahalı, çok pahalandı. İndirmeler gerekiyor. Çok zor durumda olan insanlar var. Hani biz iki kişiyiz ama 4-5 çocuğu olanlar var. Onların geçinmesi çok zor. İnmiyorsa da bir yolunu bulup indirmeler lazım. Öncelikle en çok ithal ettiğimiz malları ülkemize üretmemiz lazım ki enflasyon insin. Mesela ben size şöyle söyleyeyim. 11 milyar dolarlık cep telefonu alıyoruz dışarıdan. Çoluğun çocuğun elinde son model cep telefonları. Bunlar hep yurt dışına döviz kaybına neden oluyor. Motorlu araç çok alıyoruz yurt dışından. Herkeste bir sıfır araç hastalığı var. Öğrencisi sıfır araca bineyim diyor. Ev hanımı sıfır araca bineyim diyor. İş adamı, öğretmeni sıfır araca bineyim diyor. Halbuki normal araçlarını onlara binseler enflasyon bu kadar da yüksek olmayacak. Çünkü dövizimiz yurt dışına gidiyor. Araçlardan dolayı 20 milyar dolar gidiyor yurt dışına. Herkes ev eşyasını durmadan yeniliyor. Yenilemeseler, yeni eşyalar almasalar, yurt dışından eşyalar getirmeseler, yerli malı kullansalar...